Wow. Bu otelde insan müşteriler yoktur. Hayvanlar alemine hoş geldiniz. Bugün otelin dış tarafında çok fazla gürültü var. Birazdan ünlü birisi gelecek. İşte orada. Kübra ve özel köpeği. Bir tura çıkıyor. Ve değerli evcil hayvanının şehirdeki en iyi otelde kalması gerekiyor. Burayı çok sevecek. Her şey dahil olan bir paket alacağız. Çağla otelde hayvan görmeye çok alışık. Ama fareler onun için yeni. Aman Allah! Çok korkuyorum. Zaman kaybetmeyeceğim. Merhaba. Kemirgen yok edici mi? Hemen gelmenizi istiyorum. Çağla ailesinin otelini kurtaracak. Fareler çok tehlikelidir. Ama yok edici ne yapacağını bilir. Aa, işte buradasın. Seni kötü kemirgen. Seni yakalayacağım. İşte bizim kötü adamımız hanımefendi. Ona ne yapayım? Onu hemen geri verin. O benim farem. Nasıl isterseniz. İyi günler. Ne yaptığını sanıyorsun? Farenin bir otel misafiri olduğu ortaya çıktı. Bunu kim düşünebilirdi? Ve bugün Çağla'nın başı ciddi bir belada. Aa baba, böyle yapmak istememiştim. Tavşan kafeslerini temizliyorsun. Bu ünlü evcil hayvan öğle yemeği için pizza istiyor. Hemen getiriyorum. Şimdilik soğumaya bırakalım. Çocuklar, bundan siz sorumlusunuz. Çağla lezzetli yiyeceğin kokusunu takip etti. Mükemmel. Hey millet, ben buraya hiç gelmedim. Anladınız mı? Beril sadece birkaç dakikalığına gitti. Ama tabağın boş olduğunu gördü. Bunu kim yaptı? Tüylü muhafızlar ona her şeyi anlatacak. Hey! Çağla! Misafirimizin pizzasını nasıl yersin? Ben yemedim anne. Belki 5. odadaki eşek yemiştir. Çok şüpheli görünüyor. Ama Meril hiçbir mazereti kabul etmez. Bu suçun görgü tanıkları vardır. Artık arkadaş değiliz. Çağla neden bu otelde yarı zamanlı çalışmayı kabul etti ki? Durmadan çalışıyor. Tatlım Jack yürüyüşe hazır. Ne yapıyorsun? Aa, hayır. Bu ne olacak? Hadi Jack. Hızlı bir yürüyüş yapalım. Sonra yatağa geri döneceğim. Ama Çağla fazla uyuyamayacak. Sırada diğer köpek var. Aa, yetişkin olmak çok zor. Böyle bir işte izne ihtiyacınız yoktur. Bugün dünyanın en tatlı konuğunu misafir ediyoruz. İşte orada. Merak etme baba. Onunla ben ilgileneceğim. Gel buraya. Çok tatlısın. Biraz etrafta dolaşabilirsin. Ben de sana lezzetli bir şeyler getireceğim. Ancak kirpileri gözetimsiz bırakmamak çok daha iyidir. Bazen onları fark etmek biraz zor olabilir. Seni geri arayacağım. Çağla, kirpiyi buraya kim bıraktı? Neyse ki durumu iyi. Kirpi zarar görmedi. Neden bu kadar kızgınsın baba? Annesi ve babası misafirlerini ofiste getiremeyeceğini yüzlerce kez söyledi. Aa, beni çağırıyorlar. Şimdilik burada kal. Ancak misafirler çok itaatsiz olabilirler. Annem ve babam bundan mutlu olmayacaklar. Ofiste adeta bir kasırga olmuş. Çağla! Başka bir ceza daha. Otel tuvaletleri genellikle doludur. Hanımefendi, biraz çıkar mısınız? Evet evet, kiki çıkmak üzere. Ah, sonunda. Bu otelde yapılacak çok fazla şey var. Ama kendinizi unutmayın. Beril spa günü için hazır. Ama o çok dalgın. Aa, hayır. Şampuanları karıştırdı. Artık Beril bir fino köpeği gibi görünüyor. Sanırım şampuanı kaldırmayı unutmuşum. Herkes güvertede. Otelin çok seçkin bir misafiri var. Odanı beğendin mi bebeğim? İyi olmadığını söylüyor. Bakmaya devam edelim. Her şey temiz. VIP müşterisinin özel bir şeye ihtiyacı var. Ve Beril ne göstereceğini biliyor. Zengin salyangozun kişisel ulaşıma ihtiyacı var. Ve verandalı büyük bir villa. Ve oda servisiyle kahvaltı.
Her şey bir prense yakışır şekildedir. Neden bir arkadaşını davet etmiyorsun? Birlikteyken daha eğlenceli olur. Burada dinlenmek çok güzel. Çağla son zamanlarda çok fazla hata yaptı. Ailesine lezzetli bir kahvaltı sunması gerekiyor. Annem ve babam eti sever. O halde elimi korkak alıştırmayayım. Süslemeleri unutmayalım. Biraz kurutulmuş sosisleri kesinlikle seveceklerdir. Onları gülümsetecek herhangi bir şey. Peki ya tatlı? Süper besleyici. Ve son dokunuş masa gevreği. Ne de olsa bu bir kahvaltı. Lezzetli görünüyor. Nefis. Anne baba, kahvaltı hazır. Ne kadar iyi bir kız. Ama bunu yiyemeyiz. Tatlım sonra yerim. Acelem var. Ama annesinin kaçmak için zamanı yoktu. Çağla biliyorsun diyetteyim. Ailem sıkı çalışmamı takdir etmedi. Tabii ki de. Şehirdeki en iyi otelin bir güzellik salonu vardır. Ve tüylü misafirler her zaman VIP muamelesi görürler. Bir bardak soğuk suyla başlayalım. Ve sonrasında güzellik sihrinizi yapabilirsiniz. Müşterinin maskeye ihtiyacı yoktur. Çok titiz. Belki salatalık yamalarını sever. Hayır. Bu misafir herhangi bir muamele görmeden kendini çok güzel hissediyor. Ama hiçbir VIP kedi manikürünü geri çevirmedi. Şşş Çağla. Meşgulüm. Burada bir müşterim var. Minji bana biraz güzellik ürünü ver. Al bakalım. Dikkatimi dağıtma. İşte evcil hayvanın sahibi geliyor. Artık güzelliğiyle dünyayı ele geçirmeye hazır. Çağla'nın çok önemli bir görevi var. Fareleri beslemesi gerekiyor. Yiyin ufaklıklar. Geliyorum. Fare bakımında en büyük kural şudur. Kafesi daima kilitlemek. Ama görünüşe göre Çağla bunu unutmuş. Dünyanın bütün nimetleri farelerin ayakları altındadır. Ve yemekle başlayacaklar. Burada yiyecek çok fazla şey var. Ev sahipleri çok kibar. Çok lezzetli şeyler bırakmışlar. Ve kablolar en iştah açıcı yiyeceklerdir. Ama saklanma zamanı. Gelen bir insan var. Eray çok kötü bir zamanda çay içmeye geldi. Bozuk bir ekipmanla uğraşmamalısınız. Bu çok şok ediciydi. Özel bir etkinlik. Misafirlerden birisinin doğum günü var. Ona bir hatıra hediyesi vermeliyiz. Biz harika bir oteliz. Dostum hepsi senin için. Doğum günün kutlu olsun. Misafir bunu beğenmiş görünüyor. Doğum günü sayfası zamanı. Gülümseyin. Ve şimdi asıl olaya geçelim. Şefimiz misafir için güzel bir pasta yaptı. Bunları üflemeye hazır mısın dostum? Yılanların ne tür dileklerde bulunduğunu merak ediyorum. Ups! Işığın nesi var? Panik yapmayın. Babası ışığı düzeltecek. Ve ışıklar tekrar geldi. Pekala. Doğum günü çocuğu nerede? Kendi partisinden mi kaçtı? Misafiri hemen bulmalıyız. Yoksa tüm oteli korkutur. Hey, neredesin? Oda boş. Aramaya devam edelim. Aha. Misafir oteli keşfetmeye karar vermiş olmalı. Sevimli küçük bir yılanı bulmak zordur. Hiçbir şeyin faydası olmadı. Misafir ortadan kayboldu. Anne, baba, işte misafirimiz. Seni kötü çocuk. Çok uzağa gitmişsin. En azından okuldayken tüylü misafirlere biraz ara verebilirsiniz. Çocuklar, bugün bir sınava giriyorsunuz. Defterlerinizi ve kalemlerinizi hazırlayın. Aa, hayır. Sanırım bir misafir seyahate çıkmak istiyor gibi görünüyor. Hey, burada ne yapıyorsun? Hiç kimse böyle bir sınıf arkadaşıyla aynı sırayı paylaşmak istemez. Üzgünüm Yusuf hocam. Benim hatam değildi. Ama Yusuf hoca da ondan çok korkuyor. Neden herkes senden bu kadar korkuyor? Çok tatlı değil mi? En azından bugünkü sınav iptal edildi. Çağla'yı başka bir zaman cezalandırmamız gerekecek. Otelde yeni bir misafirimiz var. Aa, hayır. Fil almıyoruz. Evcil hayvan otelimize sevdiniz mi? Evcil hayvanınız var mı? Eğer varsa evcil hayvanınızı otelimize bırakmak ister miydiniz? Yorumlarda bize söyleyin. Videoyu beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın.